kısa şunu hatırlayalım. Bakınız, belki bundan sonra yapmayabilirim bunu. Yani biraz sizin de iştiyakını, sizin de takip etmenizle alakalı. Ama kendimce bunu iş edindim. Nedir o? Tekrar söyleyeyim, belki ilk defa şu saatte bizi seyredenler bu ayeti duymuş olabilirler. Allah Teala, kıymetli dostlar, Allah Teala seher vaktinde Allah'a istiğfar edenleri, kendisinden mağfiret dileyenleri övüyor Kur'an'da. Herhalde bunlar aydan Mars'tan gelmeyecek. Bu dünyanın insanları. Allah Teala tam da tabiri şu. Hani istiğfar diyorsun ya. Müstağfirine bil eshar. Şimdi diyecekler ki hocam biz Kanal D'deyiz. Arapça konuşma falan. Yok öyle bir şey ya. Siz de bizim gibi insansınız. Sen ben diye bir fark yok. Zamanında seni ya korkutmuşlar ya da beyninin böyle bilinç altına, şuur altına bunları işlemişler. Bak müstağfir, istiğfar. Eshar ne? Sahur sahur. Eshar dediğin şey ne? Sahur diyorsun ya o kelime. Allah Teala buyuruyor ki vel müstağfirine bil eshar. Sahurda istiğfar eder o aziz kullar. Şimdi siz bu ayeti duysanız, sahur vaktinde de insanlarla buluşsanız ne anlatırdınız? Hadi gelin bir istiğfar edelim demez miydiniz? Yüzlerce insan belki şu saatte bizimle beraber şu istiğfar bereketiyle sadece kendilerini değil, ailelerini, etraflarını, sokaklarını, hatta vatanlarını, milletlerini, şehirlerini nurlandırıyorlar. Bak, acayip acayip sağdan soldan duyduğumuzda hayran olduğumuz sözler vardır. İşte Amazonlardaki bir kelebeğin kanat çırpışı Himalayalarda fırtına yapar. Bir bütünlük vardır. Karma, karışık falan gibi bir sürü şeyler var. Bunlara inanmaya hazırız. Hatta bizim o meşhur komedyenin bazen dini mevzuları da ağzına geldiği gibi konuşuyor ama en azından bir kendine göre bir kabiliyeti var. Hani evrene mesaj göndermek, kainata mesaj gönderiyorum, bana dönüyor. Allah Teala buyuruyor ki seher vakti istiğfar ettiğinizde ben bunu duyuyorum. Size nasip ediyorum bunu. Yapın. Bu teşviktir ya. Bakın Allah Teala ne kadar nazik. Seher vakti istiğfar edin deseydi derdi. Ama sende bu zevk var mı yok mu? Sen karar ver. Bak o kimseler seher vaktinde, sahur vaktinde istiğfar ederler. Çok da severim onları. Ne güzel kullardır. Bakın nezakete bakın. İstiğfar et deseydi belki onu da yapalım tutalım istiğfar edelim. Ne yapalım istiyor falan şekline getirirdik. Ama Allah Teala bak ne kadar muhabbeti var. Şimdi siz bunu öğrendiniz, duydunuz. Bunun ehemmiyetini biliyorsunuz. Şu saatte kalkan insanlar estağfurullah dediğinde birçok şey kazanıyor. Bu hiçbir şeye benzemez. Ne elin el alemin yaptığı dedikoduya benzer, ne kamera şakalarına benzer, ne reytinge benzer, ne başka bir şeye benzer. Bu doğrudan insana dokunuyor. Ne yapacağız? Biz yine bildiğimizi, doğru bildiğimizi anlatacağız. Hep böyle olmuş. Bu şekilde gelmiş. İnsanlar bir şeyleri öğrenmeye hep böyle mukavemet etmişler. Ama doğruyu öğrendiklerinde ilk önce kendileri rahat etmişler. Hadi beraber. Estağfurullah. 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 Ya Rabbi, istiğfarda vaat ettiğin ne varsa şu anda bize ihsan eyle. Bu istiğfarın zevkini anlamayanlarla da bizleri sen muhatap eyleme. Ya Rabbi, ben hiç kimseden utandığımdan değil, sana karşı mahcup olma duygusunu içimde vicdanen yaşadığımdan dolayı estağfurullah. Beraber tekrarlayın. Bu duayı Efendimiz tavsiye ediyor. Şu. Estağfurullah. El azim. El kerim. Ellezî la ilahe illa hu. El hayyel kayyum. Ve etubu ileyh.
Bu duanın berekatına hepimiz nail olalım inşallah. Şimdi şu sözü söylüyoruz. Uzatmayacağım. O yüzden dikkatli dinleyin. Benimle beraber tekrarlayın. Arada izahatı vermeyeceğim. Dua şu. Türkçesini söyleyeceğim üstelik. Ya Rabbi, Rabbim olarak senden Allah'ım, Rabbim olarak razıyım. Ya Rabbi, din olarak İslam'dan razıyım, hoşnudum, hiç şüphem yok ve muhabbetliyim. Kur'an'ı seviyorum, kitap olarak Kur'an'dan razıyım. Hiçbir şekilde gönlüme onun muhabbetinin haricinde başka bir kitap, başka bir kelam sahip olamaz. Eksiğim var, gediğim var. Hala öğrenemediğim birçok şey var ama kitabıma laf söyletmem. Kur'an benim kitabımdır. Kitabım olarak Kur'an'dan razıyım. Ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Daha önce söylemediğim, bir cümleyle ifade edeceğim bir sözdür bu. Dinle. Çok önemli, dinle. Ben peygamber olarak Resulullah'tan razıyım demek şu demek. Sesi de açtınız biliyorum. Öyle kalsın, hiç önemli değil kardeşlerim. Yani biz insanımıza ulaşalım böyle. Peygamber olarak, Resul olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım demek, ümmeti Muhammed, onun ümmeti olmaktan şeref duyuyorum. Razıyım, memnunum, iyi ki onun ümmeti oldum demektir.